Şimdi bu yasa tasarısı ile hükümet terörle mücadelede yaptığı stratejik hatayı taktik düzenlemeler ile telafi etmeye çalışmaktadır. Bu kürsüden iktidarı uyarıyoruz. Terörle mücadele için atılacak tüm adımları desteklerken bu mücadele sırasında güvenlik ve özgürlük dengesinin iyi gözetilmesinin önemini, hukuk kurallarına riayet, sivillerin hak ve özgürlüklerin korunması ve Türkiye'nin terörle mücadele ederken yüksek standartlarda bir demokrasinin gereklerini yerine getirmesi gerekliliğini tekrar tekrar hatırlatıyoruz. Bugün bu kanuna dahil edilmesi gereken en önemli konu, her geçen gün şehit verdiğimiz, şehit olduklarında arkalarından gözyaşı döktüğümüz, bir üniforması da kefeni olan, bir emirle ölüme giden, anası babası sıvasız evlerde oturan yoksul halk çocuklarının, astsubaylarımızın, uzman jandarmalarımızın, uzman erbaşlarımızın, askeri sivil memurların ve diğer askeri personelin özlük hakları için verdikleri adalet mücadelesini görmek ve bu konuda uğradıkları haksızlıkları da ortadan kaldırmak olmalıydı. Sevgili arkadaşlar, demem o ki Türk Silahlı Kuvvetleri bir bütündür. Aşağı yukarı 613 bin kişilik bir ordudur. Eri erden ayırmak bizim geleneğimize de hukuka da aykırıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 6000 dolayında albay ve 300 dolayında general var. Yani 613 bin dolayındaki personelden 6300'ünün özlük hakları, hak hukukları, yaşam standartları ne kadar önemliyse kalan 606 binin üzerindeki personelin özlük hakları, hak hukukları, yaşam standartları da o kadar önemlidir. Bu gerçeği ve özlemimizi göz ardı edemeyiz, etmemeliyiz. Çıkacak kanunlar bu gerçeğe göre hazırlanmalıdır. Her ortamda söylediğim gibi kefeni üniforması olan yoksul halk çocukları şehit olup bu kadim toprağa düştüklerinde, naaşları ana baba ocağına getirildiğinde, sıvasız boyasız evlerde yaşayan ailelerini gördüğümüzde hamasi nutukları atarken bir daha düşünmeliyiz. Mehmetçiğin hamasi nutuklarla övgüye ihtiyacı yok. Yaptıkları asil görev onların övgüsüdür zaten. Özlük haklarının iyileştirilmesine, yaşam koşullarının yükseltilmesine, ailesine, çocuklarının geleceğine sunulacak katkılara ihtiyacı var. Mehmetçiğin bu sorunlarının çözümü, bu yasal düzenlemenin içine dahil edilmesi onların hakkıdır, hukukudur ve insanidir. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim Sayın Bakan.